Moloz döküm sahası çocuklara park oldu. İçmeler Mahallesi 301. Sokakta oturan çocuklar moloz döküm alanını çocuk parkına çevrilmesini istedi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bu isteklerini geri çevirmedi. Mahalle sakinleri Başkan Oktay'ı yeni yapılan parkta ağırlayarak teşekkür etti. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İçmeler Mahallesi 301. Sokakta eskiden moloz döküm alanı olarak kullanılan yere 1350 metrekarelik çocuk parkı yaptı. Beldede yaşayan çocuklar ve tekerlekli sandalyeli Ece'nin taleplerini Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a iletmesi üzerine harekete geçen ekiplerin kısa sürede yapımını tamamladı. Parkın açılışı da açılışı çocuklar ve ailelerin katılımıyla yapıldı. Açılışa Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Ali Zağlı da katıldı. Açılışta sokak sakinleri belediye yetkililerine kendi elleriyle yaptıkları yiyecekleri ikram ederek teşekkür etti. Benimle geçmemi. Tamam. Merhaba. Çok sıcakken oynamıyorsunuz ama değil mi? He? Sonra şöyle akşamları oynuyoruz. Akşamları, aferin. Merhabalar. Aha bir de çiçek geldi. Güzelmiş bu ya. Çok teşekkür ediyorum. Ama siz daha güzelsiniz. Değil mi? Çiçek mi daha güzel, biz mi? Siz tabii. Teşekkür ediyorum. Ne haber? Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen de. Ne gördük, daha iyi oldu. Dolaştın mı? Akşamları kitap okuyor. Kitap okuyor. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Doktor Ahmet Bey, hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Elinize sağlık. Saçları beyaz gelince. Olsun, gerçi. Okulda 21 gün falan kaldı. 3 hafta. Ece'nin içeride mi kolam? Bunu güneş içi mi çekti? Ben de çocuklara park yapacağım. Siz daha güzelden yapacaksınız. Açlığımla yaparım. Açlığımla. Burada park yapacak. Bütçe yönetimi ne kadar güzel. Karışıkta bile yapabilecek hedefi koyabiliyor. Bütçe yönetimi. 720. Evet, herkese tekrar merhaba. Parkımız hayırlı olsun, sağ olsun emekçi arkadaşlarımızın alın teriyle. Sizlerin hizmetine sunduk. Bu yaşadığımız olumsuzluklar mali anlamda, yani ekonomik anlamda da ciddi olarak etki gösteriyor. Ama bir şekilde verdiğimiz sözleri, koyduğumuz hedefleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Çocuklarımızın talebi her zaman için önceliklidir bizler adına. Ama dediğim gibi istediğimiz hızda her şey her zaman olmayabiliyor. Ancak bundan sonra inşallah daha fazla bir olumsuzluğa maruz kalmayız ve daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz diye hedefliyoruz. Neticede Marmaris olarak hep dile getirdiğim şeydir. Bu güce, bu potansiyele ve yönetim olarak da bu enerjiye tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sahibiz. Yeter ki hiçbirimizin öngörmediği şeylere tekrardan maruz kalmayalım. Genel ekonomik olarak da bakıldığında çok şükür son 2 seneyle kıyasladığımızda Marmaris olarak önceki 2 yıla göre daha iyi durumdayız. Bu anlamda da zaten çalışmalarımız
tüm bileşenlerle birlikte turizm sektörü anlamında tüm hızıyla devam etmekte. Malum bu yaşadığımız Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı tam anlamıyla beklediğimiz gibi olmasa da yine de olumlu olarak dile getirebiliriz. Bu Rusya-Ukrayna'dan doğan boşluğu da alternatif pazarlarla geliştirmek durumundayız. Buna dair de dediğim gibi çalışmalar gerek ticaret odamız olsun, gerek otelciler birliğimiz, gerek TURSAP hep birlikte mücadeleyi gösteriyoruz. Önümüz açık. Buranın, bu kentin yaşayanları olarak her zaman çok daha iyisini hak ettiğimizi biliyoruz. Kurum olarak, belediye olarak sadece rutin, işte parktır, yoldur değil, kentin sorunlarıyla alakalı tüm unsurlarda bir şekilde müdahil olmaya, o konularda çözüm üretmeye özen gösteriyoruz. Tabii burada bizim dışımızdaki unsurlarda her ne kadar müdahil olsak da tam yeterli olmasa dahi bir şekilde kendimizi ilgilenmek durumunda hissediyoruz. Çünkü bu kente karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Tarih anlamında da, sanat anlamında da, kültür anlamında da ve önem verdiğimiz çocuklarımızın geleceği anlamında da duyarlı ve hassas bir şekilde bundan sonra da çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çok uzatmak da istemiyorum. Ben seçimden önceden beridir dile getirdiğim bir şey vardır. Klasik nutuk atan siyasetçilerden olmaktan ziyade daha çok kendi yaşayanlarımızı, bölge yaşayanlarımızı, kendi halkımızı dinlemeyi, önerileri almayı daha çok tercih eden yapımız olduğu için ben dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum. Sizlerden biraz yaşadığımız durumlarla ilgili öneri, istek, talep şeklinde yorumlarınızı almak istiyoruz. Milli parklar, DSİ, maalesef zamanında yapılmadığı için bu sene daha iyi olmuş. Bir sokak sakinlerinden ben Ender. Burası daha önce atıl bir yerdi. Şimdi şu anda daha işlev bir hale geldi. Başkanımız taleplerimizi yerinde bularak bu parkı gerçekleştirdi. Bizler ve buradaki mahalle sakinleri hepimiz çok mutlu olduk. Çocuklar için de iyi bir oyun alanı, iyi bir yeşil alan meydana geldi. Bunun için de çok mutluyuz. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Bütün belediye çalışanlarıyla beraber. Hayırlı olsun. Haydi yarda. İyi akşamlar, merhaba, nasılsınız?